Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com sizlere teşekkürlerini sunuyor kanala destekleriniz için. Muhtemelen bu video yarın daha doğrusu yarın demeyeyim bugün 4 Haziran öğleden sonra yayınlanacak. Ve Menerbahçe'de şöyle bazı gelişmeler var. Bugünkü mali genel kurulda yani tüm kongre üyelerinin huzurunda İsmail Kartal'a güzel bir veda edilecek. Muhtemelen de İsmail Kartal'ı ağlatacaklar. Siz bu videoyu e, izlerken belki de bunlar yaşanmış olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı şekilde Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığı'na adaylığını dün açıklamıştı. Fakat arkasından çok daha net bir açıklama geldi Ahmet Ağoğlu'dan. Ahmet Ağoğlu diyor ki 21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi Yeni başkana devredeceğim diyor. Yani Ali Koç'a devredeceğini açıklamış. Biliyorsunuz dün Fenerbahçe'mizin 13 Haziran'da yani yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı da duyurulmuştu. Hatırlarsanız Cesus'un kap açıklamasında 23 Haziran şey pardon 13 Haziran işaret edilmişti ve birçok kişi sormuştu hocam niye 13 Haziran diye. Yani Fenerbahçe'miz yaklaşık 10 gün sonra yeni sezonu açacak. İnşallah bu sezon şampiyonluklarla dolu. Kupalarla dolu. Hocam kaç tane şampiyon? Her alanda şampiyon olalım. Her branşta şampiyon olalım. Kupalarla dolu bir yıl olsun. Bir sezon olsun. Fenerbahçe taraftarının yüzü gülsün. Zaten Fenerbahçe taraftarının yüzü gülerse emir olun. Ülkedeki insanların çoğunun yüzü güler. İnşallah da böyle bir sezon olsun. William Carvalho. Sosyal medyayı en çok... Ee, etkileyen en çok adı konuşulan e, isim William Carvalho ve Carvalho'nun şöyle bir hikayesi var arkadaşlar diye başlamak isterdim işte şöyle ekrana yansıtmak isterdim ama olmuyor Carvalho'da sürpriz ve kötü bir gelişme yaşandı o da nedir Fulham Carvalho için devrede Fulham'ın Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Carvalho ile ilgilendiği belirtildi. İşte ayrıntılar. Fenerbahçe'nin gündemine gelen Carvalho, Fulham'ın radarına girdi. İtalyan gazeteci, gazeteci Rudy Galette'nin haberine göre Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi Portekizli orta saha oyuncusunun transfer listesine ekledi. Şimdi bahsettiğimiz Carvalho bu arkadaşlar. 16 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve 2023 Haziran'a kadar yani bir sene daha sözleşmesi var. Portekiz milli takımının 71 kez formasını giyip 4 golü var. 1.87 boyundaki ön liberonun ve 30 yaşında. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar baktığınız zaman 13 Temmuz 2018'de 16 milyon euro cua transfer etmişler. Bakın istatistiklerde de görüyorsunuz. 30 yaşında ama 49 maça çıkmış. Ha hepsini oynamamış tabii ki. Yani, hocam senin tabirinde 32-33 maç anca oynamış. Evet. 4 gol 5 asisti var. Betis'te ama şöyle bir oyuncu ki kütür kütür oyuncu açıkçası. Hani kütür kütür oyuncu arkadaşlar. Aksızsam aksızsın deyin. Bence kütür kütür oyuncu. Şimdi e, Sporting'in de istekli olduğu belirtiliyor diyor. Kontratı gelecek yıl bitiyor. Zaten istatistikleri gördünüz. Arkadaşlar bu transferde bizim önümüzü engelleyen bir şey söyleyeyim size. Duyum olarak vereyim size. Biz 4 milyon euroya kadar çıktık. Hani hedefimiz 5'in altında tamamlamaktı. Ancak kulübü Betis 8 milyon eurodan aşağı inmeyeceklerini belirttiler. Yani bu şartlarda imkansız diyorum bu transfer. Ha, biraz düşerler, inerler. Zaten diyelim ki transfer gerçekleşti. Emin olun 4-5 milyon euro bandına biter. Kap açıklamasında da mecburen belirtirler olursa. Ama ben olacağını zannetmiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sonra şöyle etiketler, hashtagler çıkıp da hocam bak bilmişsin demeyin. Gerek yok. Bilip bilmemize gerek yok arkadaşlar. Önemli olan bu. Yani Karvayo ismine ben biraz olmaz gözüyle bakıyorum. Olmaz değil baya baya. Stefan Kuntz Watford ile görüşüp çağırdım. Ozan Tufan milli takıma mı seçilmiş? Şimdi Stefan Kuntz biliyorsunuz bugün de UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'yla oynayacağız. Bakalım kaç sıfır yeneceğiz? Ya da gol yiyecek miyiz? Şimdi Ümit Milli Takımlar hangi isimler gelir? Türkiye A Milli Takımına diyorlar. Yakın olanlar kimler diyorlar? İyi denemeydi. Ümit Milli Takım hocası bu konuda konuşmalı. Burak ile temasımız vardı Bielefeld'de. Spot ışıklarında olacağını söyledim. Belçika ve İsviçre'den gelecek isimler olabilir. Undav, Deniz Undav ve Umut Bozok arasında kimi seçecek diye düşünürken Umut'tan yana tercihimizi kullandık. Sakat olduğu bilgisi iletildi. Kadrodan çıkarttık. Ve kimi alabiliriz diye Ümit Milli Takım'a döndük. Watford ile temas kurduk. Thiago Çukur'u aldık. Eren de iyi bir oyuncu. Ee, ümit Milli Takım'da oynayan oyuncular bir üst seviye için iyi hazırlanıyorlar demiş. Benim e, Fenerbahçe'yi aldırmak için çok uğraştım ama yurt dışına giden Cenk Özkaçar'la ilgili de konuşmuş. Dolunay Kafkas'ta konuştuk. Cenk ile ilgili de konuştuk. Lider bir oyuncu ilk antrenmana çıktık ve Cenk oldukça sessiz. Dolunay Kafkas'ın dediği gibi değil. Yanına gittim. Seninle ilgili çok farklı konuştu ama seni o şekilde göremedik dedim. O da sonraki antrenmanda gerçek olan görüntüyü ortaya çıkardı. Oyuncu da rahatladı ve utangaçlarını attı üstünden. Tabii Fransızca biliyor. Ben de biliyorum. Lyon'a dönecek. İnşallah onun adına hayırlısı olur sözleriyle noktalamış sözlerini. Bakalım arkadaşlar ben Kuntz'tan umutlu değilim ama İnşallah bir şeyler olur. Hani Alman disiplini belki de bir şey yarar. Abdullah Avcı'dan Ozan Tufan açıklaması. Şimdi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcumuz yani şu an için futbolcumuz Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu. Eskiden şey derdim. Ozan Tufan kim? Bazıları da bilmezdi biliyorsun. La Ozan Tufan tanımıyor bunu. Duyumcu diye takip ediyorlar. O bizim aramızda bir şifreydi. Yani mesela şimdi desem ki size Ozan Tufan kim? Siz burada ne anlayacaksınız? Ozan Tufan'ın gideceğini anlayacaksınız. Yani Ozan Tufan kim dediğim zaman e, bunu anlamış olacaksınız değil mi? Yani. Ne demiş? Tanıdığım, çalıştığım oyuncular e, Ozan'la ilgili şeye değinmiş. Ozan önemli bir oyuncu sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Eren Elmalı aday oyuncu demiş. Biliyorsunuz Eren Elmalı konusunda hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'a yazıyorlar. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Bak bu da Mustafa Hoca'nın duyumunu doğruluyor değil mi? Hatırlayın onlardan 5'ler 6'lar istiyorlar demiştim. Ve bu 5 6'ları unutmayın. Beşiktaş'tan sol bek oyuncular var. Caner var. Şimdi Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. Halil, Halil Akpınar yok. Başka bir şey ya. Halil. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinde ekonomiye rekabet belirler ama şu anda bir bağlantım yok demiş. Yani e, Caner ne dönebiliriz diyor. İlla Eren Ermal olacak diye bir şey yok. Ama uzan tufanda düşünmüyoruz diyor. Aslına bakarsanız bu yine dediğim gibi benim duyumları doğrulan nitelikli. Çünkü Eren Ermalı iyi bir Fenerbahçeliyim diyor. Hani beni Fenerbahçe'nin transfer bana Fenerbahçe transfer isteğinde bulunursa beni gönderin oraya diyor açıkçası. Yani bana kolaylık sağlayın diyor. Ama bakalım ne olacak. Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi? Eren'e şimdiki istedikleri paraya ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Trabzonspor ne de dünyada herhangi bir kulüp imza attırır. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani Eren'in şimdiki parasına hiçbir kulüp imza dahi attırmaz. Attıramaz. Hocam kaç istiyorlar ki? Arkadaşlar yani e, bunu söylemek bana düşmez o kadar meşhur duyumcu varken ama 6 milyon euro diyorlar. Hocam o kadar da etmez. Yani 4'e kadar düşeriz diyorlar ama yok düşmüyorlar. Bilginiz olsun. Acun Ilıcalı gözünü kararttı. 2 Türk Yıldız. Kimmiş ki 2 Türk Yıldız? Al City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı. Daha güçlü bir kadro hayal ediyor. Şimdi Hal City, Acun Ilıcalı. Artık bunu ezberleyin. Seneye bol bol maçlarını izleriz gibi geliyor bana. Şimdi bir şey söyle diyor. Ünlü yapımcının listesinde iki tane Türk yıldız var. Allah Allah. Kimmiş ki bu iki tane Türk yıldız? Burak Yılmaz ve Azın Tufan. Kim? Azın Tufan. Azın Tufan kim lan? Ozan Tufan. Hocam Ozan Tufan desene ya. Hayır öyle deyince havalı olmuyor ki. Ağzın tığfın deyince daha havalı oluyor. Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'mış. Valla Burak Yılmaz'ı kim alıyorsa alsın. Umurumda değil. Ama bu gidişle Beşiktaş'a gider gibi geliyor. Beşiktaş'ın da transfer hedeflerine bakınca Cenk Doz'una yıllık 400 bin euro, 500 bin euro teklif etti. Ya bu gidişte Umut Bulut'u falan alırlar herhalde. Burak Yılmaz bile 1.5'tan falan aşağı gelmez herhalde. Ben onu söyleyeyim size de. Neyse. Ee, Aspor'un haberine göre diyor genellikle duyumlar doğru çıkmayan kanal. Ama Fenerbahçe menfaatleri gereği bu haberi okumak zorundayım. Al City Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ve Fransız ekibi Lille'den ayrılan Burak Yılmaz için ciddi bir opsiyon olarak görünüyor. Futbolcu tra futbolcuların transferi için de görüşmeler başladı. Burak Lille veda etti diyor. Toplamda 72 maça çıktı, 25 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Yakın dönemde Beşiktaş adını demirle de adanıldı diyor. Adana Demir bilmiyorum ama bana gelen duyumlara göre Beşiktaş'a gidecekti. Ama sonra bilmiyorum. Peki Ozan da son durum ne hocam? Boş versen Burak'a ne yapıyorsa yapsın. Şimdi geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralandı. ama yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri döndü. Hem de kötü olarak geri döndü. Ama Ozan Tufan sonrasında Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kaldı. Artık nasıl bir disiplinsizlik, nasıl bir şeylik yaptığını size bırakıyorum. Ve Ozan Tufan son sezonda Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda toplam 8 maçta süre alıp gol ya da asist üretemedi. Peki hocam kaça satarız? Kaça gider? Arkadaşlar bakın internete girdim. Sizin adınıza. Ozan Tufan yazdım. Arattırdım. 3 milyon 800 bin euroya kadar piyasa değeri düşmüş ve o da 2023 Haziran'da sözleşmesi sona eren bir isim. 65 milli maç, 9 gol ve yaş daha 27. Ya kendine bu kötülüğü nasıl yapıyorsun Ozan? Çok ilginç. Süper Lig'den de isteyen takımlar var. Özellikle Kasımpaşa hani Eren Elmalı transferinde takas olarak falan istiyor ama yani e, biraz tuhaf geliyor bana. Piyasa değeri 11 milyon euro iken 1 milyon euro kiralama bedeliyle göndermekle Fenerbahçe'nin Akli Melekesi'nin ne durumda olduğunu gösterir nitelikten. Yani çok şey söylerim de söylemek istemiyorum. Bu herif bu sezon 18 maça çıkmış, 774 dakika. Şimdi bazı arkadaşlar bir şey diyor. Hocam işte Jorge Jesus kullanır mı? Değerlendirir mi? Vallahi Cesur kullanır mı, değerlendirir mi sorusu yerine şunu sormak lazım: Ozan Tufan'dan Fenerbahçe bugüne kadar ne elde etti? Yani nasıl bir kat katkısı oldu, ne yararı oldu? Değil mi? Ne yararı oldu? Mesela ben buna bakıyorum, fiyat performansı, ne yararı oldu? Yani ne yararı oldu? Ben buna bakıyorum arkadaşlar, ne yararı oldu? Bilmiyorum, siz bana söyleyin. Ee, hayırlısı olsun. Ne yarar olduğunu bana söylerseniz de sevinirim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nda da açıklamalar var. Bak o da bir genç. Hayalim La Liga diyor. Ben şunu da söyleyeyim. Bugün daha doğrusu dün yorumları incelerken bir yıl öncesine gittim. Ben orada yazmışım. Eşek kadar. Ya işte 7 milyon euro per kasa teklif geldi. Bizimkiler 12 istiyor. Bırakın salın gitsin. Böyle çevrilmez diye. Bir kardeş oraya yazmış. Yani bir kardeş oraya yazmış ki en az 20 milyon euro teklif eder. Saçmalama Mustafa Hoca. Senin futbol bilgine bilmem ne yapayım şöyle böyle diyeyim. O arkadaşa buradan bir selamlarımı gönderiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hala aynı şeyi mi düşünüyor? Yani hala aynı şeyi mi düşünüyor? İnşallah aynı şeyi düşünmüyordur. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Ozan Tufan için 3,5-4 milyon euro bile teklif gelse anında satılır. İsteyen her kulübe satılır. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş fark etmez. İsteyen her kulübe satılır. Yeter ki teklif gelsin. Anladınız mı? Ve bu %100 duyum arkadaşlar. Öyle %85 falan filan değil. %100 duyum. İkincisi, sözleşme bitiş tarihi. Eğer 2000, e 23 değil de 2024 falan olsaydı herhalde Alanya Spor'a kiralardık. Orada bir şekilde kendine geliyor. Değil mi? <laughs> Orada kendine geliyor. Yani böyle olurdu. Ama o da olmadı. E şimdi ne olacak? Şimdi başımıza bela olacak gibi. Neyse Ferdi'ye dönelim. Ama milli takım tercihini biliyorsunuz Fenerbahçe'den yana şey Türkiye milli takımından yana kullandı pardon. Hani Riva'daki kampında hayalini açıklamış. Sabah gazetesinde Mustafa Nacar'a konuşmuş. Seçimden dolayı çok memnunum, mutluyum demiş. seçimimden dolayı. Ben de diyorum erken seçim mi oldu? Seçimimden dolayı çok mutluyum. Şitefan Kunt, Hamit Altıntop, ailem ve Fenerbahçe'den çok büyük destek gördüm. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum demiş. Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'deyken benimle ilgili fikirleri de olmuştu diyor. Acaba nedir nedir? Gerçi Emre de Fenerbahçe'deyken seç diyordu. Önceliğim Fenerbahçe'de devam etmek. Ama kısmet olursa La Liga'da forma giyme hayali kuruyorum demiş. Ben size Ferdi'ne ilgili bir bilgi vereyim. Ferdi Kadıoğlu'na zamanında 16 milyon euro teklif gel gelmişti. Daha doğrusu gelecekti Koku'dan. Koku dedi ki bu çocuk eder. Bak ben aldırdım Fenerbahçe'ye. İyi çocuk. Hatta şey ee, o da kimi Premier şey, Championship'te bir takımı yönetirken diyordum. Şöyle böyle diye. Yani ee, Olmamıştı. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Ferdi şu anda birçok takımın radarında. Hani hangi takımlar hocam? Kaç tane teklifte bulundular hocam? İşte e, ilgi mektubu var mı hocam demenize gerek yok. Ya yani takımların adını bilmenize, şanını bilmenize gerek yok. Ama şu anda Ferdi'yi birçok takım gözetliyor. Bakın Google'a girin. Ferdi Kadıoğlu yazın. Şimdi bazı şeylerin de izahını kesinlikle yapmak lazım. Yaşı daha 22 ve 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bakın 22. 10,5 milyon euro piyasa değeri sol bek diyor ancak sol bek değil. Verdi joker bir oyuncu. Yani sağ bek oynar, sol bek oynar, sağ açık, sol açık. Orijinali 8 numara, 10 numara oynar. Hatta maçın birkaç maçta da herhalde ön libero oynamışlığı da var. Tuhaf bir şekilde ama ön libero değil de 48. Yani 48 diyelim ona. Ön libero demeyelim. Ön libero başka bir olay çünkü. Öyle bir oyuncudan bahsediyorum. Ve bu oyuncu henüz 22 yaşında. Bakın bu oyuncuya sahip çıkman lazım. 10.5 yazıyor orada. Ben size bir soru sorayım. O Koku'nun takımı akıllandı. Ki uzun zamandır takip ediyorlar hani gelişimini diye. Ve bugün teklif yaptı. 16 milyon euroluk teklif yaptı. Ferdi'ye. Bakın Ferdi'ye 16 milyon euroluk teklif yaptı diyelim. Ya da takım fark etmez ya. İster de Beşiktaş yapsın, istese Galatasaray yapsın. Fark etmez. 16 milyon euroya Ferdi'nin gitmesini hatta sonraki satıştan da %20 yani 16 milyon euro artı sonraki satıştan %20 pay maddesine gitmesini kabul eder misiniz? Ben ederim. Hocam biz Ferdi gibisini bulamayız. Buluruz. Hocam biz Ferdi gibisini nerede buluruz? Dünyada bir sürü var. Hocam biz Ferdi gibi... Ya yeter. Abi. Bak Ferdi'nin olağanüstü bir performans var. 38 maç 2901 dakika. Yani benim mantığıma göre 31-32 maç. 3 gol 3 asist. Baktığın zaman o kadar ahım şahım bir şey yok. Ama. Ama. sol bekte Merkez orta sahada ve sağ açıkta oynamışlığı var. Sağ bekle oynamışlığı var. Zamanında 1 milyon 400 bin euro yanında 2018 yılında. Bugün 16'ya gitse şeyiniz yani sevilmez misiniz? Burada Nottingham Forest'la kulüp bürücünü istediğini söylüyor ama bilmiyorum bana gelen bilgilere göre başka bir takım var. İsmi, ismi başkan. Ben şunu söyleyeyim. Ben 9 milyon euroya şey 16 milyon euroya kesinlikle satarım. Onu söyleyeyim. Evet, duyumları toparlayalım. Jesus geldi, hayırlı uğurlu olsun. Karbalio'ya ben ihtimal vermiyorum. 18 milyon euro istediler. Bizim 4-5 verebiliriz. Gelirse de bakarsınız. Ozan Tufan için 4 veren olsa hemen anında veririz. Zor. Eren Elmalı Ozan Tufan takası muhtemel ama Kasımpaşa'nın çekingeleri var. Bilginiz olsun. Fakat ben Kasımpaşa'nın yerinde olsam alırdım Ozan'ı. Çünkü Ozan parlamaya hazır, atlamaya hazır bir halde. Hatta Ozan'la Noah ikisini birlikte versek. Eren Elmalı'yı direkt alsak. Bence kar elde etmiş oluruz. Verdiği için 16, 16, 16 diyorum. Boşuna demiyorum. Ee, İsmail Kartal'a veda. Yolu açık olsun Fenerbahçe'ye katkılarından dolayı. Gerçekten teşekkürler. Stefan Kuntz'un ben adaletine inanmıyorum. Teknik direktörlük vasfına da bakalım nasıl alışacak takıma nereye getirecek bilmiyorum. Yago Çukur ismini niye koydum? Yakında anlarsınız. Cenk Öz kaçar. Elimizden iyi kaçtı. Altay'ın stoperiydi. Keşke alabilseydik. İzlediğiniz zaman siz de bana hak verirsiniz. Belki yeni Merih diyeceksiniz. Bakalım ne olacak? Yolu bahtı açık olsun. Hal City'nin Ozan Tufan. Keşke Hal City 4 milyon euro keş para verse de bizim transferde elimiz güçlense. Hatta Ozan Tufan'la Mesut Özil'in ikisine birden 4 milyon euro verse de direkt göndersek. Hem yıllık 4'ten 5'ten kurtulsak hem de ikisinden kurtulsak. Ama sıkıntı. Mesut başımıza bela olacak. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.